Haset duygusu nasıl izale edilir? Bu maraza müptela insan nasıl hareket etmelidir? Haset, malum insanda kıskançlık hissidir. Bunun en düşük seviyede cereyan eden şekli gıpta diyoruz. Gayri meşru daire içinde cereyan eden şekline de haset diyoruz. Kıskançlık diyoruz. Arapçada bu iki kelime de bazen bir tek kelimeyle anlatır, ikisi de haset sözüyle. Mesela Efendimiz la hasede hadisi şerifiyle ifade buyururlar, sahih hadis. Ancak iki şeyde haset olabilir. Bir, Cenab-ı Hak bir insana mal verir, o malını Allah yolunda kullanma imkanını bahşeder ona. Bu adama haset edilir. İki, bir adama ilim verir, o adam ilmini yolunda kullanır. Neşri hak yapar. Bir de buna haset edilir. Burada aleyhissalatü vesselam hasedi gıpta manasında kullanılmıştır. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ayetiyle anlatılan müminleri yarışmaya davet etme manasında kullanmıştır. Yani insan birisinde ilim görür ve bu ilmini neşrediyor, halkı irşad ediyor. Arzu etmeli ki ben de öyle olsaydı, ben de neşri hak yapsaydım. İşte burada gıpta olabilir. Ama aleyhissalatü vesselam la hasede sözüyle hasedi kullanıyor burada. İkincisi, bir adamın alabildiğine serveti vardır. Hem Allah servet vermiştir, hem de serveti değerlendirme, cömertlik vermiştir. Tebzir derecesinde hak yolunda saçar savurur bu insan. Tebzir derecesinde. İsar yapar. Sehavette bulunur. İşte bir de buna haset edilebilir. Yani gıpta edilebilir. Allah Resulü buyuruyor. Keşke benim de servetim olsaydı o kadar, ben de sarf etseydim ki, Ansar-ı Kiram radıyallahu anh'ın muhacir-i nizam fukarası, bunların fukarası böyle bir talepte bulunmuşlardı. Ya Resulallah, zengin kardeşlerimiz bizimle beraber namaz kılıyor, oruç tutuyor ama servetleri var, aynı zamanda infak ediyorlar. Bizimse infak edecek bir şeyimiz yok demişler. Allah Resulü namaz tesbihatını onlara söylemişti. Haset böyle bir şeydir. Hasedin gıpta şeklinde olanı mahsursuzdur. Fakat bunun sınırı ayarlanamayacağı için bazen mahsur derecesine girer. Mesela bir ehli ilmi görür de onun ilmine muttali olur, nef'ine de muttali olur. Arzu eder, keşke benim de olsaydı, ben de faydalı olsaydım. Fakat bazen aşar bu sınırı da, niye onda var da bende de yok şekline gelir. Öyle yakındır ki birbirine, zar gibi bir şey vardır arada. İşte böyle bir duruma geçmemek için şüpheli bir sınırdır gıptanın sınırı. Şüpheli bir sınırdır. Tevakkı etmek, dikkatle basmak, o noktada batmadan korkmak lazımdır. Gıpta sınırına girdim derken insan farkına varmadan haset sınırına girmiş olur. O bakımdan mümin kardeşlerinin gıpta damarını tahrik etmemek de gıpta edilecek halde bulunan kimselere düşen bir vazifedir. Yani varsa serveti, serveti gizli vermenin ayrı bir yönü de şudur. Başkalarının gıpta damarını tahrik etmemek. İlmi bütünüyle fahş etme ve onu doğrudan doğru irşat ve tebliğde kullanma. Bunu yaparken başkalarını tahrik etmeme, bu bir bakıma başkalarının gıpta damarını tahrik etmeme demektir. Ama zaten mahzurlusuna gelince, Allah'ın sevmediği büyük günahlardan sayılan hasede gelince, bunun İnsanın hem şahsi hayatına, dünyevi hayatına, hem de uhrevi hayatına büyük zararı vardır. Uhrevi hayatına zararı vardır. Zayıf bir hadis-i şerifte, الْحَسَدْ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارِ الْخَطُبُ Haset, ameli, hasenatı yer bitirir, tıpkı ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi. İnsan amel yapar, yapar, yapar da, Allah muhafaza buyursun, haset ederse her şeyi gider. Bir yönüyle fiili durumda bunu görüyoruz. Başkalarını kıskanma haleti ruhiyeti içinde bulunan bir insan, ibadeti taatın teyzini, bereketini, yümnünü, hayrını görmesine imkan yoktur. Namaza durduğu zaman mesela birinin namazını kıskanıyorsa, mütemadiyen o huzur, huşu içinde karşısında namaz kılan insanı temessül etmiş olarak görür, namazından zevk alamadığı gibi kalben de hiç terakki edemez, haz da duyamaz. Bir yönüyle böyle manevi huzurunu yer, bitirir, tüketir. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın bir insana takdir ettiği şeyi kaderi tenkit manasında istemediğinden dolayı
kadere karşı gelir, Allah'a karşı suyu edepte bulunur. Yani Mevla birisine cemal vermiştir, birisine mal vermiştir, birisine menal vermiştir, birisine mansıf, birisine cah vermiştir. Mevla'nın onun hakkında kader programıyla takdir ettiği şeye razı olmadığından ötürü doğrudan doğruya attığı tenkit taşları kadere gidip isabet etmekte. Yani haşa Allah'ın icraatını tenkit etmektedir. Bu yönüyle kendisi için öyle felaketli bir yola girmiştir ki esas haset eden bir kimse insanların en acınacak insanı haline gelmiştir. Bir yönüyle de budur. Dünyaya ait yönüyle haset eden insan mahsuttan evvel kendisini yer bitirir. Zira Cenab-ı Hakk'ın onun hakkındaki takdirler, Cenab-ı Hakk'ın onun hakkındaki ihsanlar, Cenab-ı Hakk'ın onun hakkındaki nimetlerini gördükçe müteessir olur, hasta olur, saçı başı bembeyaz olur, kalbi zaafa uğrar, bedeninde ciddi bir zaaf hissetmeye başlar. Çünkü uykularını kaçırır. Mesela bu siyasi cephede ise birinin adım adım muvaffakiyete gitmesi, belkini öyle kıskandırır ki artık muvazeneli hareket etme imkanını da kaybeder. Dengesiz sağa sola saldırır durur. Mesela bu ilmi cephede ise bir tanesinin ilim sahasında ileriye gitmesi, öbür gabinin kafası işlemesin, muhakemesizin bütün muhakemesini, kabiliyetlerini alt üst eder. Artık ne düşünebilir, ne anlayabilir, ne de tercih yapabilir. Mesela bu servet cephesinde ise birinin harıl harıl mal kazanması ve yığın yığın paraların şarıl şarıl dükkanına akması, çarşısına pazarına akması, öbür tarafta başkasını öyle kıskandırır ki ne yapayım, ne edeyim de ben buna böyle servet akmasın diye düşünür. Bunun da öyle tedirgin olur, o denli muvazenesi bozulur ki artık hiç ticaret yapamaz. İnsan hasedin maddi manevi bu türlü zararlarını düşünerek bu kanserden kurtulabilir. Ama hasetten kurtulmak çok kolay değildir. Ahlak-ı seyyiyenin menbaalarından bir tanesidir haset. Bir böyle kurtulabilir. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir insana verdiği nimetlerin encamını düşünmeli. Zail ve fani şeylere karşı bakileştirebileceği nimetleri o yolda heder etmesi, ifna etmesi, itilaf etmesi kâr-ı akıl değildir. Mesela biri nimetler içinde yüzüyor. Cenab-ı Hak bana da verdiği şeyler benim için bir nimettir. Ben başkasının nimetlerini kıskanma yolunda bana verilen bu şeyleri bakileştirmezsem, fani ve zail nimetlere karşı bunları ifna edersem, akılsızca bir davranışta bulunmuş olurum. Akılsızca bir davranışta bulunmuş olurum. Salisen, bir insanda gördüğümüz nimeti kabiliyetimize göre iktisabın yolu başkadır veya kazanmanın, kesbin yolu başkadır. Mesela servetse, servetin kendine göre bir yolu vardır. Hakikaten, bir insanın servetini çok görüyorsak, o serveti elde etmenin yolunda onu kazanmaya bakmak lazım. İlmini görüyorsak, çekememezlik varsa, onun durumunu ihraz etmeyi düşünüyorsak yolu başkadır. Bunun gibi sair şeyleri de kıyas ederek her şeye yoluyla varılır prensibiyle. Yoluyla o noktaya varmak, o durumu ihraz etmek kısmen haset rahatsızlığını izale eder. Bir de şu fani dünyada fani işlere karşı bu kadar bel bağlayıp, gönül verip, onların bizde olmasını temenni edip, başkasında bulunanın zevalini düşünmek esasen şu fani dünyada bir mümin için uygun bir şey olmaması, esas Cenab-ı Hakk'ın baki nimetlerine hasr-i nazar ederek bunların zevali, baki nimetlerin bekası, muvazenesiyle belki haset hastalığını atabilir. Bir de haset ediyorsa bunu izhar etmemeye baksın. Yenilerin ifadesiyle bu mevzuda egzersiz yapsın. Yani hasedi izhar etmek suretiyle kendini hasede alıştırmasın. Kendini tedip etsin bu noktada, elini, ağzını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını tutsun. Bir de çok başkalarının mazhar oldukları nimetleri araştırmasın, karıştırmasın, kurcalamasın, derinliğine vakıf olmasın. Madem kendisinde böyle bir hastalık var, bunun tedavi çaresi mümkün olduğu kadar onların mazhar oldukları nimetleri görmemektir. Falanın filanın köşkünü, villasını görmesin,
ilmini pek kurcalamasın, kitaplarına pek bakmasın, yaptığı icraatın arkasına düşmesin, soruşturmasın, filan parti ne seviyede gelişmiştir demesin, kendisini memnun etmeyecek şeyler karşısına çıkarsa rahatsız olur. لَا تَسْأَلُوا اَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ Sizi rahatsız edebilecek, hoşnut olmayacağınız neticeler karşınıza çıkmaması için çok soruşturup durmayın. Vakıa bu burada varid olmamıştır ama Efendimiz'e soru sorma meselesini men sadedinde varid olmuştur. Ama işari manasıyla buna da bakmaktadır. Belki Galile-i Sadr'ı izale edebilecek bir şey söylemedim hasedin izalesi mevzuunda ama bu upuzun bir mevize mevzudur. Kısaca ben bir şey arz etmeye çalıştım. İleride ahlakı anlatma bahsi olursa inşallah uzun boylu dururum.